Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Reflection bölümü içerisinde plugin tabanlı programlama yapacağız. Bununla ilgili ufak tefek bir şeyler yazacağız. Plugin uygulamasının Reflection bölümü içerisinde olmasının sebebi şu. Eklenti tabanlı yani plugin tabanlı uygulama geliştirme işlemi Reflection'da yapılır. Reflection olmadan plugin tabanlı programlama olmaz. İşin mimarisi Reflection yani. Buna bir örnek olarak da güzel bir basit bir örnek var. Onu inceleyeceğiz. Bunun üzerinde ufak tefek kodlar yazacağız. Bunun için bir tane boş solution oluşturdum. Tamamen boş, hiçbir şey yok proje. Adı Plugin Based Programming. Add New Project diyorum. Bir Windows Form projesi. Açıyorum. Şuraya bakıyoruz. Evet, burası boş. Bu projenin adı Plugin Win. Windows Form projemiz. Bu kalsın. Sağ tıklıyorum. Yeni bir tane daha proje ekliyorum. Bu da bir class library olacak. Şöyle. Çok fazla template olduğu için şuradan o kadar template arasında bulabildim. Evet, class library şu. Bunu seçiyorum. Bunu arayüz olmayan bir proje örneği. Çıktı olarak da bir DLL üretir. Şimdi bunun adını SDK veriyorum. Ve oluşturdum. İçerisinde bir class var. Onu sildim. Önemli değil o. Şimdi formumun küçük bir tasarım olacak. Bu tasarımı halledelim. Basit bir şey olacak. Sol tarafta toolbox'ımız var. Bu toolbox'ta flow layout panel var. Bunu aldım. Tam şöyle köşeleyeyim. Bir tane de text box yakalarsam onu da şuraya koyarım. Bunu multiline yaptım. Şunu kapattım. Şöyle tam köşeye doğru atayım. Hatta bu çok gereksiz uzun oldu. Biraz kısaltıyorum. Biraz daha büyüteyim. Şunu da şöyle yapayım. Bunu da yapıştırırsam tamamdır. İsimler üzerinde bir değişiklik yapmıyorum. Yani nesnelerin isimleri üzerinde. Bunlar kalsın. Şimdi yapacağım iş, bunun arka planında çalışacağız. Ama öncelikle biraz kod yazalım ve biraz hazırlık yapalım açıkçası. Bu uygulamanın, form uygulamasının öncelikle bir derlenmesini sağlıyorum ki bin klasörünü oluştursun bu. Arka planda bin ve debug klasörlerini üresin. Yaptıktan sonra sağ tıklayıp Open Folder, Open Folder vesaire buraya geldim. Bakın bin klasör içerisindeyim. Debug içerisine geldim. Şurada yeni bir klasör oluşturup plugins adını veriyorum. Burada bunun görevi şu olacak. Uygulama çalışırken başka DLL'ler oluşturacağız ve plugins adındaki bu klasörümüzün içerisine atacağız. Sonra da uygulamamız
ayağa kalktığı zaman bu klasörü takip edecek ve takip ettiği bu klasör içerisindeki DLL'leri alıp onların içerisindeki yetenekleri okuyup ve forma ekleyecek. Bu kadar basit bir mantığı var aslında. Şimdi uygulamamıza geçebiliriz. Uygulamamızı biz SDK ile başlatacağız. SDK'ya sağ tıklayıp yeni bir item ekliyorum. Bu item'ın adı SDK Lib olacak. Burada SDK Lib'in adını değiştireyim. Dosyanın adı SDK Lib tamamdır. Bunu kit yapıyorum. Yukarıda küçük bir class daha yapıyorum. Plug adında. Public string pname, public string pfname, public string pet. Bir tane de interface yazıyorum. Public interface I plugin. Bu interface'in içerisinde bir metot var action adında. Dışarıdan text alıyor. Ve bir de geriye string dönen name adında bir metot var. Buradaki olay şu. Yani iPlugin interface'inin olayı. Şimdi biz plugin tabanlı uygulama geliştirirken belli kurallar koymamız gerekiyor. Çünkü her uygulamanız içerisine eklenen her DLL'i uygulamaya dahil edemezsiniz. Bu teknik olarak zaten çok sıkıntılı bir durum. Hem de güvenlik vesaire işlevsellik olarak da çok mantıklı bir durum değil. Siz belli kurallar belirlersiniz. Şartname gibi düşünün. Yani sizin uygulamanıza eklenti geliştirecek olan kişilere, geliştiricilere belli bir kurallar verirsiniz. Dersiniz ki senin için oluşturduğum metot bu. Şu 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 özellikleri kullanarak şunları şunları yapabilirsin gibi bir durum söz konusu. Ve karşı tarafta yani geliştirici de eklentiyi yazan kişi olarak bu kurallara uyarak bu standartlarınıza göre DLL'ler geliştirir ve size verir ya da sizin uygulamanızda kullanır. Buradaki interface bunu sağlıyor. Bunu zaten şu kısmı bitirdikten sonra eklenti yazarken göstereceğim. Şimdi de kit kısmına geçelim. Kitte bir tane static liste oluşturuyorum. Static listin dışarıdan plug sınıfını alıyor. Plug sınıfı da pname, pfname ve pet bilgisini alıyordu. Get on plugins adında bir metodum var burada. Dışarıdan string pet alıyor. İçeride bir küçük kontrol yapıyor. Şöyle directory şuna bakayım. Evet. Collections generic eklemeyi unuttuk. Bunu buraya değil. Şöyle uzun görünmesin. Şuraya ekliyorum. Zaten collection generic var. Neden? Yanlış mı yazdım? Generic değil. Directory olacak. Exist. Bu dışarıdan gönderilen pet gerçekte var mı? Eğer yoksa ki şuradaki işaret bunu arar. Böyle bir pet yoksa doğrudan my plugin'i gönder. My plugin'i oluşturmadık. O da şurada olacak. My plug
bunu boş bir şekilde gönderebilirsin. Çünkü böyle bir bakılacak plugin klasörü yok anlamına gelir. Eğer varsa DLLs diyorum ben. Directory get files bana gönderilen, dışarıdan gönderilen pet klasör yapısı içerisinde bu klasörde uzantısı DLL olan tüm dosyalar demektir bu. Yıldızla başladığınızda. For each var DLL nerede dönecek? DLLC dönecek. Assembly diyorum. Assembly ASM Assembly load file. Bakın burada load file'ı kullanıyorum gene. Diyorum ki bana şu DLL'i yükle. Hangi DLL? Buradaki DLL dosyası klasörü içerisinden aldığım tüm DLL'ler bize liste olarak gelmişti burada. Onların içerisinde her birini ben load ediyorum burada. Type dizisi oluşturuyorum. Tipler ASM get types diyorum. Bunun içerisindeki tipleri al. Tekrar bir for each döngüsü var yerine type. Tip diyorum. Tipler içerisinde dön. Ve if tipi get interface yani benim interface'imi implement etmiş olan bakın çok önemli bir nokta bu. Benim interface'imi implement etmiş olanı aradım şu an burada. Get interface'ler yani bu tip içerisinde interface'ini PyPlugin interface'ini elde etmeye çalışıyorum. Bu null değilse bunu kullanmış demektir. O zaman bu benim kurallarıma uyma ihtimali yüksektir demektir. Tabii gene kesinlik oluşmaz. Burada basit bir yöntem üzerinden gidiyoruz. Basit bir uygulama. MyP P fname keep fullname MyP ppatch diyorum. Buna da DLL'in kendisini veriyorum. Bir tane obje oluşturuyorum. Obje asm create instance. Şu full name adında bir instance oluştur ve obje'ye ata. mypy.p name obje get type nokta invoke member. Şuradaki name metodunu çağır diyeceğim kısacası. Burada da binding flex olarak invoke member diyorum. Binder gerek yok. Null. Obje olarak, hedef obje olarak obj'yi veriyorum. Argüman olarak da argümanı yok bunun. Parametresiz çalışıyordu. Bu da benden string istiyor. Şuradaki pname benden string istediği için string'e çevirdim. Ve myplugs nokta add myp dedim. Burası tamam. Şimdi bunu geri döndürme işini de yapalım. myplugs diyelim. Ve bütün pluginleri döndürmüş olsun. Yeni bir metot daha yapacağım. Şu metodun dışına çıktım. Public static object create object p asm assembly nokta load file. Dışarıdan gelen plug p'nin içerisindeki patch bunu create object için kullan, bir nesne üretmek için kullan kısacası. Ondan sonra object obj asm nokta create instance p nokta pf name. Buralar uzun uzun kullanılan
yazılması gereken yerler. O yüzden sıkıcı olabilir. Ama SDK'mız bitti. Yani şu an yapılacak temel işlemlerimiz bitti aslında. Şimdi şunu bir kere derleyeyim. Derleme devam ediyor. Ben de bu arada şuraya geleyim. Bunun kaynak koduna geçiyorum view code ile. Şurada formun load eventini tetiklemek istiyorum ben. Load dedim. Evet. Burada yapmam gereken bir iş var. O da uygulamanın çalıştığı anda DLL'leri okuma işi. Bu da şöyle. Şurada globalde bir liste oluşturuyorum. Plug listesi. Plug sınıfını buraya dahil edeyim. Plug'ı tabii ki dahil edemem şu an. Çünkü bakın şuradaki SDK'yı ben plugin win'e referans eklemem gerekiyor. Add referans. Projeler içerisinden SDK'yı seçtim. Okey. Şimdi sorun olmayacak. Bakın using SDK dedik. My list. Bu null olsun. Şöyle düzgün yazalım. Evet. Şimdi my list kit içerisinden get all plugins. Bu benden pet istiyor. Diyorum ki application'ın yani uygulamamın başladığı yerden startup pet kısmını al. Oraya kadar URL'i al. Sonra burada plugins diye bir klasör var. Onu da al. Ve elde ettikten sonra artık my list buton new buton yeni bir buton oluşturuyorum artık her plugin için, her eklenti için ben yeni bir buton oluşturup ona yeni bir isim veriyorum tekstine. P.name bunu tekstine veriyorum. Clean'e de yani event'ine de o yeni eklenen plugin için oluşturduğum butonun click eventine de yeni bir click ekleyeceğim. Bu da şöyle bir şey olsun. Bakın generate method diyor bana. Hemen altta oluşturdum. Burada da for each plug p my list diyorum. Ve diyorum ki if eğer p name ise buradan gelen sender objenin kendisini getiriyordu bana, kliklenen nesnenin kendisini. Bunu butona kestet. As buton bu şekilde kullanılır. Kestetme işlemi. Sonra da burada yapmam gereken bir iş daha kaldı. O da çalıştırma metodu. Bu çalıştırma metodunu da private yapıyorum. Sadece burada çalışacak. Bu da run plug p iPlugin interfeysini kullanarak bir obje oluşturuyorum ve diyorum ki iPlugin'e kesteteceğim ben neyi? Kit içerisindeki create obje ile ürettiğim plugin'i. Sonra text box'ım vardı benim. Ona da obj.action var. Nesnenin içerisinde action. Ona da text box'ın içerisindeki text'i ver. Sonra da gel buradan run p'de. Bu kadar şimdilik. Genel yapıyı kurduk gene. Bundan sonra yapacağımız işte şöyle bir derleyelim. Sonra konuşmamıza devam edelim. Evet, derlendi. Şimdi yapacağımız iş buna yeni bir class
oluşturup, yeni bir class projesi oluşturup onu derlemek. Hemen hiç vakit kaybetmeden yeni bir class projesi oluşturuyorum. Plugin first olsun bu. Ve bunun içerisinde şöyle class 1'in adını değiştirip bigger string diyorum. Çünkü yapacağım işlem metni büyütme işlemi olacak. Yazılan metni büyütecek. Burada dikkat ederseniz bir implementasyon yapmam gerekiyor. Bu implementasyon için de şuradaki SDK'yı buraya eklemem lazım. Referanslarına geliyorum. Plugin First'ün. Bana SDK'yı verdi. Bunu geliştirmemi isteyen kişi. Diyelim ki. SDK ekledim. iPlugin dedim. Using SDK ekledim bunu. İmplementasyonu yaptım. Action kısmına geldim. Dedim ki sen şunu yapacaksın. Ne yapacaksın? Dışarıdan gelen teksti to upper yapıp bünyeye çevirip geriye döndüreceksin. Metni de bu da butonun adı olacak bu arada name. Büyük harf. Bu kadar. Gereksiz yüzünkleri siliyorum. Şunu bir kere derliyorum. Bunun diğerlerine ihtiyacım var çünkü. Şuraya atacağım bunun diğerlerini. Bakıyorum. Geldim buraya. Debug içerisinden şu diğerini alıp buraya atacağım. Öncelikle bir çalıştırayım tabii ki. Plugin Vim'i. Bakın şu an herhangi bir şey yok. Kapatıyorum yine. Ve tekrar açtım bunları. Şunu sürükleyip buraya attım. Tekrar çalıştırdım. Burada küçük bir eksiğim var. Form Load içerisinde. Benim elde ettiğim, oluşturduğum butonu Flow şuradaki panel nesneme eklemem gerekiyordu. Onu unutmuşum. O yüzden buton eklenmedi. Dışarıdan oluşturulan B'yi buraya ekle. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. O geleli atmıştım buraya. Bakın büyük harf butonu geldi. Buna basıyorum. Şu an evet çalıştı. Şöyle sileyim tekrar. Bakalım. Evet başarılı. Şimdi bunun farklı bir tam tersini yapan bir tane daha yapacağız. Bu da Plugin Second projesi olsun. Yine DLL üretecek. Plugin Second. Bu second bigger değil, lower string olacak. Küçültecek arkadaşım metni. Buna da SDK ekliyorum yine. Bunu oluşturabilmek için. Geldim buraya. iPlugin dedim. Implement ettim. Bu şekilde. Dışarıdan gelen metni return diyorum. Text nokta to lower dedim. Başarılı. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da butonun adı da küçük harf olacak. Bu da okey. Gereksiz yüzükleri sil. Şimdi bunu da derliyorum. Build ettim. Bunun oluşturacağı DLL'de burada. Plugin Second içerisinde olacak. Onu da gene buradaki plugins klasörü içerisine atacağım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum.
ana projemi. Evet, bu da başarılı. Bakın büyük harf, küçük harf bu şekilde kullanılabiliyor. Peki şimdi bir şey daha ekleyeyim son olarak. O da şu. Ben forma tıkladığım zaman, çift tıkladığım zaman şunun adını değiştireyim. Mesela ve işlemini de değiştirebiliriz aslında.